Uygun bir bütçeyle hem uydu hem internet hizmetinden faydalanmak ister misiniz? Kurucularının yarım asra yaklaşan telekomünikasyon tecrübesine sahip olduğu Comsys Elektronik, Astro.com markasıyla gerek oteller gerekse konutlar için çözüm sunuyor. Böylelikle özellikle otellerde yaşanan internet bağlantı problemi son buluyor. Telekomünikasyon dünyada yaklaşık 2 trilyon dolarlık hacmi ile marka değeri en yüksek sektörlerden biridir. Ülkelerin en hızlı gelişen, Ar-Ge ve inovasyona en çok yatırımın yapıldığı telekomünikasyon, Türkiye ekonomisi için de kaldıraç olarak kabul ediliyor. Türk telekomünikasyon teknolojileri ve hizmetleri sektörü deneyimli firmaların omuzlarında yükseliyor. Onlardan biri internet ve uydu sistemlerini birleştirirken %100 yerli sermaye ve Ar-Ge'ye dayalı son teknoloji ürünler ortaya koyan Comsys Elektronik. Firmanın ticari yolculuğu 1993 yılına dayansa da arkasında çok daha köklü bir tecrübe bulunuyor. Telekomünikasyon sektöründe pek çok ilkte adı geçen kurucu ortaklar İsmail Eyüp Yücel ve Ali Tabakoğlu 1970'li yıllara dayanan saha deneyimiyle işin başına geçiyor. 1970'li yıllarda telefonun 14 yıl beklendiği dönemlerde PTT'de göreve başladım. PTT Arla'da. Hep ilkleri yaptık. Ben ve sevgili ortağım Ali Tabakoğlu ile birlikte. İlk zamanlar işte ilk 1800 kanalı karşılıklı görüştürdük. Daha sonra işte Teletaş'ın yapmış olduğu ilk radyolarda çalıştık. 1984 yılında Türkiye'de ilk özelleştirilen kamu iktisadi teşekkülü Alcatel Teletaş'ta devam ettik. Ve 93 yılında emekli oldum. 93 yılında Comsys'i kurduk. O gün bugündür insan yetiştiği yere kendisini adapte etmeye uğraşıyor. İşte inşallah ileride büyük bir Teletaş yaratmak umuduyla bu işe başladık. Başlangıç TV vericileriyle oluyor. Ancak zaman içinde hizmet profili genişliyor. Türkiye'de ilk yerli multi-switch üretimini İsmail Yücel ve ekibi gerçekleştiriyor. Önceleri televizyon vericilerinden uğraştık, radyo linklerle uğraştık. İlk radyoların, televizyonların açılması dönemine denk gelmişti 93 yılında. Daha sonra kablo TV'de ilk gelir paylaşımlı ortaklar ortaya çıktı. Onlarla birlikte bir çalışmalarımız oldu. Daha sonra GSM şebekesinde teknik destek vermeye uğraştık. Daha sonra da uydu sektöründe yer aldık. Türkiye'de ilk multi-switch'i yapan firmayız yerli olarak. Tasarımı kendimize aittir. Halen onu üretmekteyiz. Fakat son yıllarda bir değişiklik yapmamızı gerektiren bir takım hareketler oldu. Uydu sektörünün son derece hızla yavaşlaması bizi başka arayışlar içerisine itti. Tüm dünya ile eş zamanlı olarak ülkemizde de internetle ilgili gelişmelerde hızlı mesafe kat edilmesi bu alana yönelmelerini sağlıyor, patentli ürünler ortaya çıkıyor. Önce internet dağıtım sistemini yapmayı planladık. Burada da tabii büyük dağıtıcı firmalara rakip haline gelmeye uğraşıyoruz. Bunun için gerekli teçhizatı hazırladık. Aynı kablo üzerinden hem uyduyu hem de interneti birlikte dağıtmayı planladık ve bunda başarılı olduk. Bununla ilgili ürünümüzü geliştirdik ve bununla ilgili de patent almış durumdayız. İkinci etapta bununla ilgili bir diğer ürün olan yine otel sistemleri Hedent, dijital bir Hedent tasarımı yaptık. Bunun içerisinden de interneti dağıtmaya başladık. Bu yenilikçi ürünler internet bağlantı ve uydu problemlerinin yaşandığı oteller için adeta altın değerinde olduğundan ürünlerin tanıtılacağı mecrada Antalya'da otellere yönelik içerikle hazırlanan otel ekipmanları fuarı oluyor. Türkiye'de otel ekipmanları fuarına katıldık. Başarılı olduğumuzu zannediyorum çünkü yüzün üzerinde bir otelci internetle ilgili problemleri olduğunu öğrendik. Bunu halletmek için bir çaba sarf ediyoruz. İlk yıl içerisinde bizim hedefimiz 500'e yakın otele hizmet vermek. Fakat şunu gördük biz fuarda.
Neredeyse internet problemi olmayan hiçbir otel yok. Bu tespiti yaptığınız zaman zaten bu kadar otelde, otel fuarında bu kadar fazla şey görmemizin, rağbet görmemizin en önemli sebebi burada yatıyor. Bütün otellerde internet problemi var. Ve bunlar Wi-Fi'lar vasıtasıyla koridorlarda birbirinin üzerinden çalışıyor. Halbuki biz yapmış olduğumuz yeni sistemde direkt Wi-Fi'yi odanın içerisine sokmaktayız. Dolayısıyla insanların ya ben buna bağlanamadım, işte internete ulaşamıyorum gibi bir sorunu ortadan kalkmış olacak. Yücel, iki iletişim ihtiyacı, uydu ve internetin tek bir sistemde sunulmasının ciddi bir maliyet avantajı yarattığının altını çiziyor. Burada aslında çok büyük bir maliyet sağladık. İkincisi, büyük bir gideri ortadan kaldırdık. Normal internet dağıtımında bir tane switch kullanılıyordu. Artı internet dağıtımı için bir kablo çekiliyordu. CAT5 veya CAT6 dediğimiz kablolar kullanılıyordu. Artı bu iş içinde belirli bir zaman işçilik yapılıyordu. Bunların parasal değeri yaklaşık 1000 dolar civarında falan. Halbuki biz bu yapmış olduğumuz sistemle biz bunu 100 dolarlar civarına çekmiş olduk. Dolayısıyla bir apartmanda giriş dağıtım maliyeti 10'da 1'e düşmüş oldu. Üretimin teknik boyutunu da konuşuyoruz Genel Müdür İsmail Yücel'le. Burada son teknoloji makine altyapısı yanı sıra mühendislik bilgisi devreye giriyor. Komsis Elektronik'te bu işlemi yaparken mekanik kutusundan tutun ve bunun içerisindeki bütün tasarıma kadar her şey kendi öz mühendislik çabamızla ve çalışmamızla ortaya çıkmakta. Önce kartlarımızı diziyoruz, peşine komponentleri üzerine robotlarla, otomatik robotlarla diziyoruz. Daha sonra bu ürünleri istediğimiz mekanik kutulara yerleştiriyoruz. Daha sonra bunları test ediyoruz. En son etiketleme, paketleme işlemi de yapıldıktan sonra sevke hazırlamış oluyoruz. Şu ana kadar sadece Malta Switch'te 2000'in üzerinde her ay kişi evine Komsis ürünü takmakta. Yılda 30 binden fazla apartmanda firmanın üretimini yaptığı %100 yerli uydu ve internet sağlayıcıları kullanılıyor. Yeni ürünlerle hedef bu rakamı 200 bine çıkarmak. İnsanların her geçen gün internete ihtiyaçları artmakta. Herkes internetin peşine düşmekte. Biz ürünü ucuza mal edebilirsek internette ucuza verebileceğimizi düşünüyoruz. Bu iş için ayrı bir internet servis sağlayıcı firması kurduk. İnşallah yakın bir tarihte ucuz internet sunacağız herkese. Bu amaç ciddi bir tecrübe ve altyapıyı gerektiriyor. İsmail Yücel bu noktada ekibin gücüne dikkati çekiyor. Arge'nin başındaki arkadaşım, sevgili ortağım Ali Tabakoğlu'dur. Bütün bu projelerin tasarlanmasında onun emeği çok büyüktür. Çok büyüktürün ötesinde bütün her şeyin altında imzası olan kişi aslında odur. 1980 yılından beri arkadaşımdır kendisi. 1993 yılından beri de ortağımdır. Ama uzun yıllarda iki departman şefi olarak birlikte çalıştık. 10 yılın üzerinde birlikte çalıştığımız bir arkadaştır. Türkiye'de Türk Telekom'da 1993 yılına kadar çalışan Türk Telekom Radyolink personellerinin arasında neredeyse ondan ders almamış bir kimse yok gibidir. Türkiye genelinde 100'ün üzerinde bayisiyle Astrocom markasını duyuran firma yeni bir yapılanma dönemine giriyor, bayi sayısını artırmayı hedefliyor. Bayi yapılanmamız sadece bayiler üzerinden ürün satan bir firmayız. Ama yeni dönemde bunu arttırıyoruz. Çünkü internet bayileri yaratıyoruz. Her şehirde, her ilçede bayi sayımızı epi bir arttıracağız. İnternet servis sağlayıcı olarak yeni bayiler oluşturacağız ve internet ürünleri satmaya başlayacağız. Firma iç pazarda gücünü pekiştirirken dış pazarı da unutmuyor. Şu anda Kuzey Afrika ülkelerine ve Orta Doğu'da bir ufak da olsa pazarımız var. Hedefimiz tabii
Yani Almanya, Fransa'ya falan da satıyoruz ama ufak şeyli ürünler. Yeni nesil ürünlerle, özellikle internet ürünleriyle bu sayı çok yükseklere çıkacaktır. Bu her iki üründe dünyada ilk defa yapılmış ürünler, interneti de içinden dağıtması açısından baktığınızda. Dolayısıyla yani yeni bir heyecan bekliyor bizi. Genel Müdür İsmail Eyüp Yücel, daha büyük hedefler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürecekleri mesajı da sözlerini noktalıyor. Yapmış olduğumuz çalışmalar halen bize yetmemekte. Gönül istiyor ki ben ve arkadaşlarım daha fazla çalışmalıyız, daha fazla yol kat etmeliyiz. En azından internet konusunda.